günümüz Doğu Türkistan'da büyük ölçekli zorla çalıştırmaya yönelen çeşitli siyasi oluşumlar hakkında çok fazla tartışmalar gündeme geliyor. Bu tür zorunlu çalıştırmayı iyi bilen bir Çinli iş adamı konuyla ilgili bildiklerini basına anlattı. İtalyan merkezli Bitterwinter Network'e göre Çin'in Shanxi eyaletindeki bir giyim fabrikasının sahibi olan Wang Kaon isimli bir Çinli, yakın zamanda Doğu Türkistan'dan binlerce Uygur işçi getirdiğini, hükümetin yoksulluğa karşı mücadele siyasetinden destek alarak ucuz iş gücünden faydalandığını ve Uygurların her gün 13 veya daha fazla saat çalışacağı, aylık maaşı 500 yen yani 70 dolar olduğu, şefin iki kat aldığını ifade ediyor. Wang Kaon verdiği bilgilere göre bu işçilerin fabrikanın pansiyonunda kaldığını, bir kısmının 16 yaşına giren kız çocuklar olduğu, bu çocukların anne babasının çoğunlukla anlaşmalı olduğu ceza kampında tutulduğu, hatta işçilerin arasında ceza kampından çıkıp fabrikada çalışmaya verilenlerin de olduğu, onlara maaş ödemeyeceği öğrenildi. Hükümetin yoksulluğa karşı siyaseti tamamen işçi çalıştırmak ve kültürel değerlerinden koparmak için olduğunu dile getiren Çinli iş adamı Wang Kaon, fabrikadaki Uygurların yiyecek, içecek ve başka gündelik adetlerinin hiçbirinde Uygurlara özgün davranışa izin verilmeyeceği, işçilerin zorla domuz eti yemesi ve her an Çin Komünist Partisi'ne teşekkür etmeye mecbur olduğunu vurguluyor. Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa, 30 Temmuz'da Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'e Çin'in 2022 Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmasının uygun olmadığı ve kararın iptal edilmesini içeren bir mektup gönderdi. Mektupta Çin makamlarının Uygurlara ve diğer etnik gruplara karşı acımasız muamelelerinin olimpiyat oyunlarının ruhuna ve ideolojisine tamamen aykırı bir soykırım ve insanlık dışı eylemlerin halen faal olduğu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Çin'in baskısı hakkında yorum yapmadığının endişe verici olduğu belirtiliyor. Olimpiyat Komitesi daha önce Çin virüsü nedeniyle gelecek yıl Tokyo Olimpiyatları ve 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın yapılamayacağını duyurmuştu. Radio France International'ın Dünya Uygur Kongresi'nin mektubu hakkında Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile iletişim kurmaya çalışsa da yanıt alamadığı ve geçmişte Uluslararası Af Örgütü de dahil olmak üzere birçok insan hakları kuruluşlarına Olimpiyat Komitesi'ne benzer bir çağrıda bulunmasına rağmen hiçbir yanıt verilmediği biliniyor. Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından Microsoft'un Çinli TikTok uygulamasını satın almak için görüştüğü iddia edildi. ABD Başkanı Trump'ın yasaklamaya hazırlanıyoruz dediği TikTok uygulaması, kullanıcılarının bilgilerini Çin yönetimine bildirmekle suçlanıyordu. Euronews'in New York Times'tan aktardığı habere göre söz konusu satın almaya yönelik görüşmelerin ABD Başkanı Donald Trump'ın TikTok'u yasaklamaya yönelik adımlar atmayı değerlendirdiklerini açıklamasının hemen ardından gündeme geldiği ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Temmuz başında TikTok uygulaması da dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladıklarını açıklamıştı. ABD yönetimi Hong Kong'daki yasama konseyi seçimlerinin bir yıl ertelenmesini kınayarak yetkililere kararlarını gözden geçirme çağrısı yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı yazılı açıklamada Hong Kong'daki yasama konseyi seçimlerinin ertelenmesini değerlendirdi. Bu kadar uzun süreli erteleme için geçerli bir neden olmadığını vurgulayan Pompeo, muhtemeldir ki Hong Kong bir daha asla hiçbir şey ya da hiç kimse için oy kullanamayacak ifadesini kullandı. Pompeo, Hong Kong'daki seçimlerin bir an önce yapılması gerektiğini vurgulayarak, bu seçimler düzenlenmezse ne yazık ki Hong Kong Çin'deki başka bir komünist kent olma yolunda ilerlemeye devam edecektir dedi. Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Almanya'daki direktörü Berlin'e 5G mobil ağının kuruluşunda şirketi dışlamaması çağrısında bulundu. Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Almanya'daki temsilcisi David Wang, Alman hükümetine ülkedeki 5G mobil ağının kurulmasında şirketi dışlamama çağrısı yaptı. ABD'nin Huawei'nin ekipmanlarını 5G ağından çıkarması için Avrupa ülkelerine baskısı sürüyor. İngiltere'nin Çinli şirketin ekipmanlarını güvenlik gerekçesiyle 5G ağından çıkarmasının ardından Almanya'da da bazı milletvekilleri ABD'nin Huawei'nin yasaklanması çağrısına destek vererek hükümete baskı yapıyor. Angela Merkel hükümeti ise ülkedeki 5G ağına yönelik daha sert ruhsatlandırma kuralları getirecek düzenlemeyi yaz sonuna erteledi.